Meme kanseri için yapılan ameliyatların pek çok çeşidi var. Meme koruyucu cerrahi bunlar içerisindeki bir grup. En sık kullandığımız grup bugün için. Ne bu meme koruyucu cerrahi? Adı üstünde memenin korunduğu cerrahi. Nasıl yapıyoruz? Memenin tamamını çıkarmıyoruz. Memedeki tümörlü bölgeyi çıkarıyoruz belli bir sağlam sınırla birlikte ve memeyi hemen hemen her zaman hiç dışarıdan belli olmayacak şekilde estetik bir bozulmaya neden olmayacak, konturların bozulmasına izin vermeden onarıyoruz. Meme koruyucu cerrahinin temeli bu. Bugün için yaptığımız ameliyatların %70-80'i meme koruyucu cerrahidir. Ama mastektomi yok mu? Var, tabii ki var. Ne zaman lazım oluyor? Tümör çok büyükse, meme küçük, tümör büyük ya da çok odakta tümör var ve korunacak meme dokusu yok ya da başka riskler var. O zaman bu meme koruyucu cerrahi değil de mastektomi dediğimiz memenin tamamının çıkarılması zorunlu hale geliyor ve o da ameliyat seçeneklerimizden bir tanesi. Meme kanseri tedavisinin ve cerrahisinin bu aşamaya gelmesi tek başına bizim genel cerrahların sırtında olmadı kuşkusuz. Bugünkü uygulamalar da tek başımıza bizim yapabileceğimiz işler değil. Örneğin meme koruyucu cerrahisi ile biten ameliyatlardan sonra mutlaka radyoterapi vermek gerekiyor. Yani kalan meme dokusuna tümörün geri gelmemesi için ışın tedavisi verilmesi gerekiyor. Bu da radyoterapist arkadaşların işi. Deriyi bırakıp içini boşalttığımız ameliyatlarda rekonstrüksiyonları plastik ve rekonstrüktif cerrah arkadaşların yapmasını tercih ediyoruz. Bunun gibi toplam tedavi süreci geniş bir tıbbi ekibin sırtında ilerliyor.